Hasan'ın adı niye Hasan biliyor musun? Niye? Çünkü Fikret Hanım ona benim adımı verdi. Hasan! Eve dönecek misin? Evliliğimizi bu kadar kolay harcama Hasan. Ne olur. Annen de çok üzülüyor hem. Sürekli ağlıyor. Ben yokken onunla kalmayı sürdürdün mü? Tabii ki Hasan. Benim evim orası. Hasan kendi gözlerinle gördün. Başkasının numarasından mesaj yollanabiliyor. Ya neden insanlar sana komple kursun? Neden böyle manyakça bir şey yapsınlar? Sana inanmıyorum hala. Sorduğun soruya gelince, hayır, bu gece eve gelmeyeceğim. Ha, daha doğrusu sen gidene kadar eve gelmeyeceğim. Sen eşyalarını alıp gitmedikçe ben gelmeyeceğim. Onunla bir türlü hayvanat bahçesine gidemedik. Zaman bulacağımızı düşünüp erteleyip durduk. Ama artık zaman bulacağız. Ben izin alacağım. Oğlumuz iyileştiği zaman sen ve ben zaman bulacağız. Onunla birlikte hayvanat bahçesine gideceğiz. Bebeğin elini tutarken seni seyrettim. Yüzündeki heyecanı, mutluluğu gördüm. Tersine inanmak istediğini biliyorum ama... sen mükemmel bir anne olabilirsin. Burada toplanıp izlemenizin bana bir faydası yok çocuklar. Gerçekten yok. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim ama... başımda beklemenize gerek yok. Fikret boğuluyor. Ne? Hasan boğuluyor. Evet, bir şeyler yapın. Bir şey yapın. Fikret kurtarın ne olur, bir şeyler yapın. Neden duruyorsunuz? Neler oluyor? Şükürler olsun. Fikret! Ne? Ne diyorsunuz siz? Bu iyiye işaret. Tüpe karşı koyuyor. Bu kendi başına nefes aldığı anlamına geliyor. Ela. Buyurun Haldun Bey. Her şey o kadar üst üste geldi ki bir türlü fırsat bulup sana şunu veremedim. Bunu Nazenin'e vermeni rica edecektim. Sakladığım eski anılar, fotoğraflar. Lütfen olanlar için çok üzgün olduğumu söyle ona. Bu yaşadıklarınızı ikiniz de zerre kadar hak etmediniz. Nisa'nın bu kadar kırıcı olmasına biraz da bunlar sebep oldu. Çünkü
tüm evliliğimiz boyunca Nazenin'i içimden söküp atamadım ben. İyi olacak. Eşiniz nerede? Biraz uyumak için, eşyalarını toplamak için eve gitti. Çünkü bir daha bizim evimizde kalmayacakmış. Çok üzgünüm hocam. İnsan bebeğine bakarken hayat çok daha anlamlı görünüyor, biliyor musun Sena? Hocam, tekrar başa dönseniz, bebek yapmayı erteler miydiniz? Ertelemek mi? Daha erkene çekebilirdim ama ertelemezdim. Ama cerrahlıkla beraber bunu yürütmek, yani bu çok çok zor bir hayat değil mi? Bugün yaşadığınız. İyi şeyler yaşayabilmek için kötü şeylere göğüs germek gerekiyor Zenan. Ben bir cerrahım. Hem de iyi bir cerrah. İnsanların hayatını kurtarıyorum. Birçok cerrah bunun dünyadaki en büyüleyici şey olduğunu söyler ya. İnan bana, bunu söyleyen bir kadın henüz anneliği tatmamış demektir. Bu duygu yaşanan her türlü zorluğa değer Zenan. Hepsine. Her şeye değer. Ela, hemen doğum katının mankosuna gelebilir misin? Tek başına mı? Tamam, geliyorum.